Kubana. Keyif alıyorum. Bir de hocam diş çarpıklıkları var burada. Eskiden işte tel tedavileri vardı. Evet. Sonra şeffaf plakları duyduk. Günümüzde sizin tercihiniz, gelen danışan geldiğinde diş çarpışıklığı ortodontik tedavilerden nedir? Neye göre hangi tedaviyi belirliyorsunuz? Şimdi dişlerdeki çarpışıklıklar çözülmesi gereken anomalidir aslında. Bu nedenle tel tedavisi sıklıkla tavsiye edilen durumdur. Tel tedavisinin uzun sürmesi durumundan dolayı hastalar daha alternatif tedavi arıyorlar veya da ben hani diş teli yaptırmayacağım uzun süreli olduğu için ağzımda sorun var diye. O tür durumlarda biz alternatif tedaviler önerebiliyoruz hastaya. Nedir? Örneğin dişler çapraşık, damağa doğru kaçmış ve üzeri üstüne doğru uzamış ve iki tane diş bölgesi de sanki diş yokmuş gibi gösteriyor. Biz bu tür durumlarda diş etinden yaptığımız bir operasyon, dişin etrafındaki şu sarı çizgiyle olan bölgelerdeki kemik kesilerini tamamlıyoruz. Dişi serbestleştiriyoruz. Sanki puzzle'ın parçası gibi düşünün. Sonrasında ise yerine yerleştirme durumu. Aslında şu damak tarafından görüntü çok daha net ve anlaşılabilir oluyor. Şu diş serbestleştirip diş diziliminin arkın içerisine alındığı zaman da tek seanslık bir operasyona aslında bakarsanız. Yalnızca bir aylık bir yandaki dişlerle tutturulma zamanı var. Braketle, tellerle. Onun dışında gayet de başarılı operasyonlar diyebiliriz. Bu da kurtarma operasyonu? Buna da kurtarma operasyonu diyebiliriz. Çünkü bazı durumlarda çekilmesi gerektiğini söylenebiliyor. O nedenle diş kurtarma operasyonu diye düşünebilirsiniz.